evvel sensin, ahir sen. Yurdumuz gelir önce. Vatanlaştı coğrafya, akıncılar göçünce. Söner yürek yangını, hardaliye içince. Bayraktaki ay yıldız, bakarsın kırklar eline. Sevgili izleyiciler, Anadolu sevdalıları. Kuzey ve kuzeydoğusunda Isranca dağlarına yaslanmış. Dağları, gölleri, İğneada ve Kıyıköy sahilleriyle medeniyetler beşiği, cumhuriyetin aşığı. Efendim, 8000 yıl öncesine dayanan kazı alanlarıyla kaleleri, höyükleri, tümülüsleri, dolmenleri, kaya mezarlarıyla camileri, hamamları, köprüleri ve daha pek çok kültürel değerleriyle doğa ve tarih cenneti ve şifalı bağışıklık sistemini artıran içeceği hardaliyesiyle, kıvırcık, lezzetli kıvırcık koyun etiyle, meşe balığıyla, huzurun adı, peynirin tadı, efendim mutlu insanların şehri, Serhat kenti, Kırklar yurdu, Kırklar elden sesleniyoruz sizlere. Efendim, doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle, medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kültür kardeşliğine şahitlik eden, birçok ürün yelpazesiyle, efendim, zenginlikleriyle, ürünleriyle ve iyi derecede hayvancılığın yapıldığı ve kaliteli sütlerden peynirin başkenti Kırklareli'de ikincisi düzenlenen Kırklareli Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Otomotiv Fuarı'nda çok değerli efendim Kırklareli İli Tarım Orman Müdürü Sayın Mehmet Aksoy ile beraberiz. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz ilimize. Hoş bulduk, evet, efendim. Evet, siz de söylediniz, Kırklareli'miz sadece iki ürünün şu anda üretiminin yapılmadığı şehir. Bir, muz üretmiyoruz. İki, turunçgil üretmiyoruz. Bunun dışında benim ilimde bitkisel üretimdeki bütün ürünleri üretiyoruz. Hayvancılıkta zaten Türkiye'de 124 tane ağrı işletmede şu anda birinci durumdayız. Küçükbaş hayvancılığında da yaklaşık 465 bin küçükbaş hayvanımız var. Bu konuda da çok iyiyiz. Tarım Bakanlığımızın verdiği desteklerle sen üret yeter diyoruz çiftçimize. Özellikle kırsal kalkınma ve ekonomik altyapı destekleriyle ilimizde şu anda 2022 yılında verdiğimiz 34 milyon lira destek oldu. Bu yılda inşallah bu fuarda makine ve ekipmanları görüyorsunuz. Dijital tarıma ilgili olan destekleri görüyorsunuz. Devletimiz çiftçimizin ürettiği, yatırım yaptığı her alana %50 destek veriyor. Biz de sen üret yeter diyoruz. İnşallah bereketli bir 2023 yılı geçireceğiz. Efendim, ikincisi düzenleniyor. Tarım fuarındayız. Çok dolu dolu geçiyor. Ciddi bir katılım var. Firmalarımız, alanımız çok güzel. Öncelikle kimlerin emeği geçtiyse nezdinizde teşekkür ediyorum efendim. Çok güzel bir fuar. Bizim gözlemimiz. Şöyle. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Birinci fuarı Tarım İl Müdürlüğü ve Kırklareli Valiliği Osman Bilgin ile beraber tarım fuarı olsun diye bir de borsamızla, ticaret borsamızla beraber yaptık. Zor şartlar altında yaptık. İkinci fuarda yine şimdiki yeni valimiz Birol Ekici Bey'in gayreti, onun başkanlığında bu belediyemizin ve borsanın bir de Tarım İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda bu fuarı gerçekleştirdik. İlk geçen yıl yaptığımız fuarda 96 tane firmamız vardı. Bu yıl 152 tane firma var burada. Yalnız burada bizim fuarın bir özelliği şu, yerli ve kendi üreticimize biz standları ücretsiz bir şekilde veriyoruz. Fuarı da gezdiyseniz gördünüz. Evet. Bizim fuarımız sadece makineden oluşmuyor. Kendi üreticilerimizin yaptığı ürünleri de biz burada gösteriyoruz, sunuyoruz. Üreticiden direkt tüketiciye bir şekilde ulaştırıyoruz. Dolayısıyla bu fuar şu anda biz geçen yılki fuarda 20 bine yakın bir ziyaretçi görmüştük. İki günde bizim yaptığımız bir hesap, bu üçüncü gün. Şu anda biz 24 bini yakaladık. Edirne'den, Tekirdağ'dan ve İstanbul'dan çok misafirimiz geliyor. Evet. Bulgaristan'dan da bugün misafirlerimiz gelmişti. Kazakistan'dan sabahleyin misafirlerimiz geldi, onları da ağırladım. İnşallah gelecek yıl uluslararası bir hale getireceğiz. Tarım Bakanlığımız bu sene, yani fuar açılışında Sayın Bakanımız Vahit Kirişçi mesajla katıldı. İnşallah gelecek yılda açılışına gelir. Buradan da Sayın Tarım Bakanımızı davet ediyorum. Evet, inşallah. Bakanımızı da burada görmek bizleri de mutlu eder. Efendim,
Kırklareli denince bir ürün yelpazemizi sizden duymak istiyorum. Sevgili izleyiciler, şu güzel kabaklara bakın efendim. Sarımsak, burada da çeltiğimiz var ama sayın müdürümüz bize güzel güzel bir anlatsın. Kırklareli'miz, ova kısmı ayrı, ıstıranca kısmı ayrı. Ben göreve başladığımda, ben 2 yıldır burada görevdeyim. 2'ye böldük. Ova kısmında stratejik ürünlerimiz olan un, yağ, şeker dediğimiz buğday, şeker pancarı ve ayçiçeğini üretiyoruz. Kırklareli 640 bin ton buğday, 240 bin ton ayçiçeği üretimiyle, Alpullu Şeker Fabrikası yaklaşık 45 bin ton şeker üretimiyle Türkiye'ye ekonomik olarak değer katıyor. Istırnanca tarafında biz üzümsü meyveleri, bağcılığı ve bunun yanında küçükbaş hayvancılığı destekliyoruz. Şu anda meşe balığıyla biz Türkiye'de 1 numarayız. Arıcılıkta kuvan sayımızı 76 bine çıkarttık. Tarım Bakanlığımızın ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün özel gayretiyle özellikle üzümsü meyveler konusunda çok iyi bir durumdayız. Şu anda biz Demirköy'de 500 dekara yakın aronya ve yaban mersini bahçeleri tesis ettik. Kayalı'da taş olan alanda Saksı'da yaban mersini üretimi yapıyoruz. Kırklareli'nde üretilmeyen 2 şey var. Bir önce söylediğim gibi 1 muz, 2 de turunçgil. İnşallah bunların dışında olan her şeyi biz üretiyoruz. Benim üreticim çok çalışkan, çok gayretli. Ancak burada devletimizin verdiği destekleri gerçekten üreticiye ulaştıran Tarım İl Müdürlüğü ekibi var. Sulamayla ilgili, teçhizatla ilgili, ahır yenilemeyle ilgili gerçekten büyük destekler veriyor devletimiz. Ve biz de bunları üreticimize ulaştırıyoruz. Biz üreticimize diyoruz ki sen üret yeter. Burada amacımız tarladan sofraya sağlıklı gıdayı son tüketiciye ulaştırmak. Bununla da ilgili olarak biz elimizden geleni yapıyoruz. Teşekkür ediyorum müdürüm. Ben teşekkür ederim. Burada bir konuya daha değineyim. Buyurun efendim. Verirseniz. Şehrimizin adı Bağşehri, Üzüm Şehri. Tarihi de ismi Lozengrad. Burası şaraplarıyla ünlü olan bir şehir. Biz göreve başladığımızda 3500 dekar alan vardı üzüm, yani bağ. Ama şu anda 7000 dekara kadar çıkarttık. Hedefimiz şu anda 20.000 dekar. Hardalya üretimini gerçekten çok arttırdık. Hardalya üretimi yapan firmaya ekonomik altyapılar desteğinden destek verdik. Tarım Bakanlığımızın desteğiyle işletmeyi büyüttü. Şarapçılara destek verdik. Onlar da kendi alanlarını büyüttüler. Şu anda Kırklareli'nde üretilen hardalya ve üzüm ve üzüm ürünleri dünyanın her yerinde katma değerli yüksek bir şekilde satılıyor. Bu da benim üreticimin kendisine geri dönüyor. Ülkeme de ekonomik katkı olarak dönüyor. Gerçekten Kırklareli çiftçisi ve üreticisi çok çalışkan. Huzurlarınızı onlara teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Bizler de evet, hepsi çok kıymetliler, hepsi çok emek veriyorlar. Siz kurum olarak, sivil toplum kuruluşlarımız, efendim Süt Üreticileri Birliğimiz, efendim Damızlık Sır Yetiştiriciler Birliğimiz, efendim koyun, keçi, damızlık koyun keçi yetiştiriciler birliğimiz, tüm birlikler, efendim tüm kuruluşlar el ele burada. Gördüm ki böyle sıkı bir çalışma var. Ya, kalpler bir atıyor Kırklareli için. Burada şöyle bir şey var. Onu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yani Tarım Bakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan, tarımın stratejik alan ilan edilmesinden bu tarafa gerçekten hem sulamayla ilgili, hem küçükbaş hem büyükbaşla ilgili, yetiştiricilikle ilgili, hem onların yemini karşılamayla ilgili, silajlık yemle ilgili biz büyük çalışmalar yaptık. Burada biz ekip olarak çalışıyoruz. Yani Damızlık Birliği de bizim paydaşımız, Küçükbaş Birliği de bizim paydaşımız. Ziraat Odası da bizim paydaşımız, belediye de bizim paydaşımız. Biz Süt Üreticileri Birliği, kısacası bu sektörde olan herkes, tarım sanayinde olan herkes, üretimde olan herkes, biz beraber çalışıyoruz. Koordinasyon da yapıyoruz. Biz ayda bir defa görüşüyoruz. 3 ayda bir de bütün kurumlar olarak görüşüyoruz. Sayın Bakanımızın bize talimatı var, Sayın Valimizin bize talimatı var. Dolayısıyla kurumlar arasındaki iletişim de güzel olunca böyle güzel işler ortaya çıkıyor. Ben sizin nezdinizde kendi ilimdeki STK'lara da teşekkür ediyorum. Gerçekten onlar da bize destek verdiler. Biz beraber çalışıyoruz, beraber üretiyoruz. İnşallah ülkemizde bu şekilde kalkınacak. Teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum. Bu değerli bilgiler için. Ben de size özellikle teşekkür ediyorum. Özellikle Çiftçi Televizyonu, Üretici Televizyonu. İnşallah daha güzel programda sizi Kırklareli'ne yine bekliyorum. Fuarın dışında da yazın. Alanda sizi görmek istiyoruz. Her zaman davetlimizsiniz, bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Efendim, kaliteli hayvancılığın, peynirin başkentinde peynirin ana maddesi tabii ki süt. Biz de Kırklareli ili Süt Üreticileri Birliğimizin standındayız.
Efendim, değerli başkanımızı tanıyacağız. Fuarı değerlendireceğiz. Bakalım bu kaliteli sütler nasıl oluyor? Efendim, merhabalar. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Öncelikle başkanım, sizi tanıyalım. Ben Ercan Mutluer, Yüceburgaz, Kırıkköy'de ikamet ediyorum. Kırıkdare ili süt üreticileri başkanıyım. 2,5 yıldan beri görevdesiniz. Görevdeyim. Peki efendim, birliğimiz kurulalı kaç yıl olmuş? Birliğimiz 2008 yılında kuruldu. 15 yıl. 15 14 yıldır. Hizmet veriyor. Evet. Peki aktif kaç üyemiz var? Aktif üyemiz 1400 civarında. En yoğun bölgelerimiz, sütün ciddi anlamda çok üretildiği ayrı ayrı köylerimiz, bölgelerimiz var mı efendim? Yani nereler? Bizde Kırıkdare, Lüleburgaz bölgesi ağırlıklı. Süt topluyorsunuz. Evet. Üreticilerimize elinizden gelen desteği vermeye çalışıyorsunuz. Evet. 20 ton civarında köy sütümüz var. Günlük 300 ton çiftlik sütünü aracılığını yapıyoruz. Evet. Fazla. Süt olmazsa olmaz. Efendim. Evet. Başkanım. Öncelikle siz de bir çiftçi, siz de bir üreticisiniz. Evet. En iyi siz anlarsınız. Evet, kendim de üreticiyim. Hayvancılık yapıyorum, çiftçilik yapıyorum. 50 yıldan beri. Oh, içinden geliyorsunuz. Aynen. Hala içindeyiz. Efendim, siz bölge olarak gerçekten bazen insanın coğrafya kaderi oluyor. Evet. Ama burası çok özel bir yer. Evet. Isranca dağlarının esintisi mi? Bin bir çeşit bitki mi? Nedir efendim bu sütün, kaliteli hayvancılığın akabinde sütün ve bu lezzetli peynirlerin sebebi ne? Kırklareli bu peyniri, bu lezzeti nasıl yakalıyor? Ya, Kırklareli doğasından, tabiatından, bitkilerinden, tabi ıstırancaların dağdaki, bölgedeki yetişen otlardan. Yani burada yetiştirilen ürünler, hayvanların bunu yemesi iyi yok. Bundan da kaliteli ürün, kaliteli peynir, yoğurt, ayran üretiliyor. Ürünlerin hepsi ayrı bir güzel. Evet. Önce şunu söyleyeceğim başkanım. Yani kendiniz ürettiğiniz bir şeye fiyatını siz koyamayan tek süt üreticileri. Zor değil mi? Zor. Süt sektörü bu durumda en sıkıntılı sektör. Evet. Üretici de zorlanıyor. Evet, zorlanıyor. En çok da efendim bu işte girdi maliyetlerinin yükselmesi, gelen zamlar. Kırklareli için ne kadar bilemiyorum ama bazı bölgelerde fazlasıyla sektörden ayrılmak zorunda kalan üreticilerimiz oldu. Doğru. Ya şimdi sektörden ayrılmalarının sebebi, yani yetişen genç nüfus daha çok sanayiye yöneliyor. Evet. Yani işte neden kaynaklanıyor? Süt fiyatlarında bir istikrar olmaması. Evet. Besi de buna dahil. Evet. Bu yüzden vatandaş, yetişen genç nüfus daha çok sanayi yönelmeye çalışıyor. Fakat ileride de süt de azalıyor. Sütün azalması da iyi değil. İyi değil. Tabii ülke nüfusu artıyor, süt de azalıyor. Süt azalınca da sütten üretilen ürünler azalıyor. Ürünler, peynir öncelikli, yoğurt. Ne yapacağız yani peki? Allah kimseyi aç bırakmasın yani. İnşallah, amin. Yani biz de tabii birlik olarak, yönetim olarak köylerimize, üreticilerimize bu konuda devamlı bilgi veriyoruz. İstanbul'umuza gelen üreticilerimize bu konuda hayvancılığı bırakmamaları yönünde bilgilerde bulunuyoruz. Destek olmaya çalışıyorsunuz. Evet. Tam önemli bir nokta. Efendim, bugün fuarımızın 4. günü. Evet. Pek çok kez geldik, geçtik. Evet. Sizin de ziyaretçileriniz yoğundu. Evet. Neler yaptınız üyelerinizle burada? Gelen yoğunluk vardı. Üyelerimizde işte hayvancılık hakkında, üretim hakkında, girdiler hakkında bilgilerde bulunduk. Çaylar içildi, sütler içildi. Evet, süt ikramında bulunduk, ayran ikramında bulunduk. Süt birliğinde bu yakışırdı. Görevi bu olması lazım. Görevi bu olması gerekiyor. Yoğun geçti fuarınız. Evet, yoğun geçti. Geçen seneye nazaran nasıldı efendim? Şimdi doğrusunu isterseniz geçen yıl biz buraya katılamadık. Evet. Geçen yıl fuarımız ilk açılışıydı.
Geçen yıl yok. Nasip olmadı. Yok. Bu yıl biz burada ilk defa varız. Yani üyelerimize gereken bilgiyi vermeye çalışıyoruz. İyi geçti, yoğun geçti. Katılım iyiydi. Hayırlı uğurlu olsun İnşallah efendim. İnşallah hepimiz. Başkanım, siz bir üreticisiniz. Aynı zamanda da üretici temsilcisisiniz. Türkiye'ye ve bölge üreticilerinize, sizin üyelerinize nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz? Zor günlerden geçiyoruz. Üretimi devam ettirmek zorundayız. Süt üretilmek zorunda. İnsanlar gıdaya ulaşmak zorunda. Biz de bununla ilgili üretimi artırılması konusunda mücadele ediyoruz üyelerimize karşı. Evet. İnşallah dünyada bu gıda sıkıntısı yaşamaması için sütün, gıdanın artırılması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Evet. Çalışmaya da devam diyorsunuz. Aynen. Devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Ürünleriniz bol olsun, sütünüz bol olsun, hakkıyla olsun diyorum ben de size. İnşallah derim amin. Efendim, Peynir Diyarı'ndan Süt Birliği Başkanımızla hoş sohbet ettik. Kırklareli'nde yapmış olduğumuz programımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Evet efendim, Kırklareli İli Süt Üreticileri Birliği'mizin standında değerli müdürümüzle birliğimize dair sohbet edeceğiz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz standımıza. Hoş bulduk müdürüm. Sizi bir tanıyalım öncelikle. Pekala. İsmim Şenol Yıldırım. Kırklareli Süt Birliği Müdürüyüm. 12 yıldır Kırklareli Süt Birliği'nde üyelerimize hizmet veriyorum. Üyelerimiz için çalışıyoruz. Onlara destek olmak için varız. Biliyorsunuz siz de bölgemiz süt, kaliteli sütün üretildiği bir bölge. Süt hayvancılığında Türkiye'nin sağlıklı süt üretiminde soğutulmuş zincirde süt üretiminde zirvede bir bölge. Evet. Bu bölgede üretilen süt Türkiye'nin en kaliteli peynirleri için. En sağlıklı UHT sütünün üretildiği bölgemiz. Bölgemiz hayvancılık açısından ağrı bir bölge. Ağrı köylerimiz var artık. Yani en çok ağrı işletmenin bulunduğu bir bölgedeyiz. Türkiye'nin lideri ağrı işletmede. Kesinlikle öyle. Ağrı işletmedeki hayvanlarımız tabii ki sağlıklı hayvanlar. Türkiye'de aynı zamanda düve merkezi pozisyonuna da geldik. Ağrı işletmelerindeki hayvanlar Türkiye'mizde değişik bölgelere gönderiyoruz. Buralarda da hayvancılığın daha sağlıklı, daha kaliteli, daha verimli ırklarla üretilmesine katkıda bulunuyoruz. Kırklareli. Evet, şunu soracağım. Birlik bana göre bir aile, bir çözüm merkezi. Üyelerinizle diyaloğunuz nasıl? Ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Nasıl bir diyalogdasınız? Şimdi Kırklareli Süt Birliği kurulduğu günden beri tek bir misyonu var, süt pazarlamak. Üyelerimize ait sütün birliğimiz aracılığıyla pazarlamasını sağlamak ve bu birlikten bir güç ortaya çıkarmak. Bu misyonla yola çıktı Kırklareli Süt Birliği. Bu sebeple biz süt pazarlama faaliyetlerini de bölgemizde artırıp birlik aracılığıyla üreticinin değerinde sütün pazarlaması için faaliyetler üretiyoruz. Bu kapsamda süt toplama merkezleri kuruyoruz. Bu süt toplama merkezleri soğuk zincirle belirli firmalara sütü değerinde satmaya çalışıyoruz. Şu anda en büyük misyonumuz bu. Yolda ilerliyoruz. Tabii ki daha birlik olarak biz yolun başındayız. Bize göre daha atılacak çok adım var. Değerli başkanım ve yönetimimizle biz bu adımları bölgemizde hızlatmaya devam ediyoruz. Böylelikle üyelerimize bir güç birliği, süt pazarlamasında bir güç birliği yapmak istiyoruz. Bütün şu anda enerjimizi, gücümüzü buna harcıyoruz. Peki müdürüm, bizler yoğun gördük ilk günden beri. Fuarımızı evet. Değerlendirelim. Nasıl geçti? Süt birliğimizin standlarında fuarımız nasıl geçti? Şimdi şöyle, Kırklareli'nde daha önce hiçbir fuar yapılmamıştı. Bu yıl ikincisi düzenlendi fuarı. İnsanımız fuara çok meraklı, çok ilgililer. Biz de burada yerimizde hizmet verelim. Bizi bilmeyen süt üreticisini, bizim üyemiz olmayanlara da burada süt birliği olarak onları karşılayalım. Burada olduğumuzu bilsinler. Onlara gücüyle, gücümüzün güç katıldığını bilsinler. Bu amaçla buraya geldik. Fuarımız çok yoğun geçiyor.
Fuarın son günündeyiz. 3 gün boyunca üyelerimiz standımızı sürekli ziyaret ettiler. Birliğimiz hakkında bilgiler verdik onlara. Umarım her geçen gün bu fuarlara da katılım artar. Tabii bu fuarlar üreticinin farklı bakış açılarına, üretime farklı bakış açılarına da bakmasını sağlıyor. Bu sebeple bütün üyelerimizi fuarımıza bekliyoruz. Son günde olsa bekliyoruz. İnşallah. Allah sağlıklı izin verirse seneye de bekliyoruz. İnşallah. Her bütün üreticilerimizi seneye fuarımıza bekliyoruz. Sayın Müdürüm, sütün içindesiniz, emek veriyorsunuz. Güzel bir aile, birlik ailesi. Her zaman dediğim gibi birlik olsun diyorum. Bu yolda yürüyoruz. Kalplerimiz de bu şekilde atıyor. Siz de emek veriyorsunuz. Türkiye'ye, öncelikle kendi bölgenizdeki üreticilerinize ve Türkiye'ye bir mesajınız var mı? Tabii ki şöyle, birlik gücünü üreticiden alıyor. Üreticilerin varlığıyla birlikler ayakta kalır. Üreticiler ürettiği sürece, bu çabayla, zorluklarla ürettiği sürece birlikler vardır. Bizim de asli görevimiz bu üreticilerimize destek olup ürünlerini değerinde satmalarını, pazarlamalarını sağlamak. Dolayısıyla üreten ülkeler ayakta kalır. Bu pandemi döneminde, gıda krizinin olduğu dönemde üretirseniz bir ülkede stratejik olarak güç sahibi olursunuz. Bu sebeple üreten tüm üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Bu ülkenin geleceği üretmekten geçiyor. Süt üreticilerine, herkesine çok teşekkür ederiz. Biz de size teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Tekrar fuarınız hayırlı olsun. Çok üreten efendim çiftçilerimizin efendim gülen yüzleri solmasın. Onlar hep sağlıklı olsunlar, üretsinler. Biz de Türkiye olarak kimselere muhtaç olmayalım. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Efendim süt tadında sıcacık bir sohbet. Kırklareli ilimizde yapmış olduğumuz programımıza tüm güzellikleriyle devam ediyoruz. Anadolu sevdalıları, efendim ikincisi düzenlenen Kırklareli İli Gıda Tarım Hayvancılık Fuarı'nda çok çok özel bir standdayız. Neden mi? Eminim ki Hardalye'yi tanımayan çok kişi var ama biz de içeriğini öğrenince çok heyecanlandık. Şifa deposu ama tüm bu ayrıntıları efendim Hardalye'ye emek vermiş, kalite olmuş, efendim, tescillenmiş ürünüyle efendim Rumeli Hardalyecilik'ten alacağız. Rumeli Hardalye'nin standındayız efendim, merhabalar. Merhabalar, ilk önce Rumeli Hardalyecilik ailesi olarak Çiftçi TV'ye, ilimize ve fuarımıza yapmış olduğu katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sizin gibi sıcakkanlı, misafirperver, hakikaten öyle çalışmayı, üretmeyi seven, ilgili ve bilgili, mutlu insanların kentinde biz de çok mutlu olduk efendim. Estağfurullah. Bu bizim bölgenin insanının sıcak kanlından kaynaklanan bir şeydir. Şahsımızla alakalı değil. Ben Hikmet Yıldırım, Kırklareli Rumeli Hardalyecilik Genel Koordinatörüyüm. Aynı zamanda Kırklareli Ticaret Borsası'nda da yönetim kurulu başkan vekiliyim. Kırklareli Ticaret Borsası'nda meclis üyeliği yapıyorum. Rumeli Hardalyeciliği biz yaklaşık 3 yıl oldu. Rumeli Hardalye olarak markasını tescilleyip çalışmaya başlayalı. Ama Hardalye 500 yıllık bir maziye sahip. Yani Evliya Çelebi'nin de seyahatnamesinde yer aldığı üzere Osmanlı döneminde gayrimüslim teba alkollü şarap yapıp yani üzümü muhafaza edip kışında tüketirken bizim müslim teba da ya biz nasıl muhafaza ederiz derken bunu artık o dönemde nasıl gerçekleştirmişlerse üzümün içerisine hardal tohumunu öğüterek katıp, vişne yaprağı da katıp alkolleşmesini engellemişler ve 500 yıldan beri bölgemizde tüketilen bir şifa deposu, sağlıklı bir içecek. Güzel bir içecek. Efendim, Kırklareli'nin 4 tescilli coğrafi işaretini almış ürününden bir tanesi. Evet. Çok farklı. Baktık şöyle, standımız çok zengin. Yoğun ziyaretçileriniz var. Aman efendim,
ahşap fıçımızdan böyle kibar kibar bardaklarla ikramlarda bulunuyor ama sizi ziyaret edip hardaliyenin içeriğini, şifasını, faydalarını ve 500 ile dayandığını da öğrenince daha bir ilgimiz arttı efendim. Tabii bu mazi ile alakalı. Onun ötesinde yakın tarihimize geldiğimizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Paşa'nın Kırklareli ziyaretinde 1930 yılında ikram edildiği, içecek olarak çok beğendiği, bunu mutlaka milli içecek haline getirin dediği diye tavsiyede bulunduğu o günkü yerel basındaki kaynaklarda da yer almakta. Biz tabii Kırklareli'nde yaşayan bir vatandaş, iş adamı, siyasetçi, STK temsilcisi olarak 500 yıl maziye dayanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bunu milli içecek yapın dediği bir içeceği Rumeli Hardaliye markasıyla hem ilimizde hem ülkemizde hem de dünyaya tanıtmış olmanın da gururunu yaşıyoruz açıkçası. Bu ciddi bir emek. Çünkü emek emek gün gün bir sürü araştırmalarla gelinen bir nokta ki marka olunmuş, oturtmuş. Efendim nerelere kadar ulaşıyor? Hangi sofralara kadar ulaşıyor? Nerelere kadar hizmet veriyorsunuz Hardaliye'de? Şöyle söyleyeyim, şimdi ilk önce hardaliye içecek olmanın yanı sıra, evet, sofralarda güzel bir içecek, et yemeğinin yanında çok iyi gider. Türk kahvesinin yanında küçük bardaklarda ikram ediyoruz, çok hoş gidiyor. Ama bunun yanı sıra günümüzün de vebası haline gelmiş olan, özellikle korona başta olmak üzere birçok viral enfeksiyona sebebiyet veren mikropları engelleyici, Cenab-ı Allah bu siyah üzümün kabuğuna ve çekirdeğine öyle bir özellik yüklemiş ki, evet, dünyanın en güçlü antioksidanı olan resveratrol ve kuarsetini içerisinde barındıran, en çok barındıran bir meyve. Evet. Dolayısıyla bizim üzüm, siyah üzümün kabuğu, çekirdeği, posası, suyu bizim 10 tonluk büyük kazanlarımızın içerisinde hepsi bir arada duruyor. Hardaliye oluşuyor. Posayla beraber biz muhafaza ettiğimiz için de geçişkenliği çok sağlıyor birbirine. Lazım oldukça biz süzerek alıyoruz, doldurup şişeleyip hizmete sunuyoruz. Şu anda Edirne, Tekirdağ, Kırklareli bölgesinde ulaşamayacağınız hiçbir yer yok. Peynircilerde, şarküterilerde, benzinliklerde, kuru yemişçilerde, tatlıcılarda, bakkallarda her yerde çok rahat ulaşılabilir. Onun haricinde İstanbul'da yaklaşık 40 civarında satış noktamız var. Ülkemizde oldukça nam salmış ünlü restoran markaları var. Şimdi marka söylemek belki sakıncalı olabilir. Bunların hepsinin şubelerinde var. Galata Port yeni yapıldı biliyorsunuz, Türkiye'nin şeyi, yüz akı olan bir yer. Orada üst segment olarak et yemeklerinin yanında sunuluyor. Yine İzmir'de, Antalya'da, Bodrum'da, Kuşadası'nda birçok ünlü restoranlarda ve kafelerde satılıyor. Bunun yanı sıra kendi internet sitemizde rumelihardaliye.com'da mesela gece biz şimdi gece 2'de otururken bakıyoruz sipariş düşüyor. Akşam baktım gece saat 2.15, yani 02.15'te Doğu Beyazıtlar'dan sipariş geldi. Mardin'den sipariş geldi. Balıkesir'den sipariş geldi. Yani sizin gibi Çiftçi TV ve bölgesel yayın yapan bu tür televizyonlarda birçok çekim de yapıldı. Tekrarları zannediyorum böyle zaman zaman oluyor. Gece 2'de vatandaşımız onu izlerken görüyor, ilgisini çekip o saatte hemen girip satın alıyor. 24 saat ulaşılabilir bir hale getirdik. O bilinen internet satış mağazaları var biliyorsunuz, evet, böyle şeyleri. 20'nin üzerinde de orada satış mağazalarımız var. Yani bu sadece bizim değil, bizden alıp da orada satış yapan arkadaşlarımız da var. Yurt dışına yoğun bir talep var. Mesela ilk ihracatımızı yavru vatan Kıbrıs'a yapıyoruz ayısıyla. Orada çok köklü bir firma, 105 yıllık bir firmaya distribütörlük verdik. Oradaki bütün otellere, gazinolara, işte kafelere, restoranlara bu ürünümüzü ulaştıracaklar ayısıyla. Çiftçi TV aracılığıyla ben şunu özellikle vatandaşımıza, özellikle çiftçimize yöneltmek isterim. Evet, bir ticaret yapıyoruz. Bunu satmak için mücadele veriyoruz. O işin birinci ayağı. Ama işin esas beni ilgilendiren tarafı insanlara faydalı olan insanların en hayırlısıdır. Biz böyle faydalı, sağlıklı bir ürünü üretip insanlara sağlık açısından da ulaştırmanın ayrıca mutluluğunu açıkçası yaşıyoruz. Çünkü hardaliye içerisinde bulunan, az önce söylediğim resveratrol ve kuarsetin başta olmak üzere fenolik değerleri yüksek, insan sağlığına faydalı, kalp damar hastalıklarına, kan demir eksikliğine, kolesterol, tansiyon, şeker gibi şeyleri dengeleyici unsurlara sahip olan çok özel bir üründür bu. Biz bu sene bu fuara, mesela geçen yılki fuarımızda
ilk defa bu gold dediğimiz, bir de red dediğimiz hardalye üretti. Evet. Bugüne kadar sadece klasik hardalye üretilmişti. Normal siyah üzümden yapılan. Biz dedik ki damak tadına göre farklılaştıralım. İşte Cabernet Sauvignon denilen siyah üzümden red hardalye yaptık. Evet. Semillon Blanc denen beyaz üzümden beyaz hardalye yaptık. Gold ismini verdik. Bu sene de, geçen sene onları tanıttık. Bu seneki fuara da tanıtmak üzere hemen şöyle alayım. Buradan gıda takviyesi ruhsatını da aldık. Artık eczanelerimizde takviye edici gıda olarak da satılabilecek. Biz bu üzümün kabuğu ve çekirdeğini ekstrat haline getirip kapsüle koyduk. Bu şekilde kapsül olarak artık eczanelerde ve aktarlarda da satışa sunulacak. Yani işin hem bir içecek tarafı, bir de eczane tarafı, sağlık tarafı olarak ikinci bir şeye de yönelmiş olduk açıkçası. İnsanların efendim gücünü artıracak, kalp damardan tutalım. Ne dedik? Bağışıklığımızı artıracak. En güçlü kansızlık varsa, kansızlığı anında gideren, çok kolay gideren bir yapıya sahip. İşte virüslere karşı müthiş bir koruyuculuğu var. Özellikle bunun şurubunu kanser tedavisini gören hastalar ta Kırım'dan getirtip içiyorlardı. Biz onu Türkiye'de bir firmamız var bunu üretip satan. Biz de şimdi ürettik. Eczanelerde artık bunun satışını da yapacağız inşallah. Şifa olsun. Amin, şifa olsun. Efendim, ciddi bir emek vermişsiniz. Kırklareli'nin hardaliyesiz olmaz ki 500 yıla dayanan geçmişiyle pek çok kültürel zenginliklerin içerisinde hardaliye uzun bir yol almış ve sizinle beraber de efendim daha büyük araştırmalarla güzel ambalajlara girmiş. İnşallah. Efendim biz elimizden geleni yaptık. Şifa olacak. Şimdi geçen bir espri oldu. Bir bakanımız geldiğinde ortağımız var, aynı zamanda da borsa başkanımız Turan Başkanım. Dedi ki ya bunu bakan bey çok kısa nasıl anlatırım? Dedim üç kelimeyle şunu anlatabilirsiniz başkanım. İsviçre'nin çakısı var, saati var. Türkiye'nin İHA'sı var, SİHA'sı var. Kırklareli'nin de hardalyesi var. Ya bu kadar önemli bir önemli bir madde. Çünkü bu sadece Kırklareli'nde değil, sadece Türkiye'de değil, dünyada hardalyeyi üreten tekiniz. Coğrafi işaretini ilk defa almış Kırklareli'nin tek coğrafi işaret ürünüydü. Şu anda çok şükür 4 tane coğrafi işaret ürünümüz oldu. Beyaz peynirimiz, meşe balımız, kıvırcık kuzu etimiz, tabii en başta da hardalyemiz, coğrafi işaretli bir ürün. Biz şimdi ticaret borsasıyla birlikte Avrupa coğrafi işaretine de müracaat ediyoruz. Avrupa coğrafi işaretini aldıktan sonra ihracatta da çok daha kolay, çok daha hızlı yol yürümenin de önünü açmış olacağız inşallah. Her yaş grubu kullanabiliyor, her yaş grubu içebiliyor mu? Biz beşikten mezara diyoruz. Yani bu ürünü, hardalyeyi de, üzüm çekirdeğini de, kapsülünü de, yani bebeklikten ölüme kadar herkesin çok rahatlıkla kullanabileceği, hiçbir yan etkisi olmayan, tamam yani biz hatırlarsın dedelerimiz, anneannem, babaannem derdi ki üzüm yerken çekirdeğini çıkarma, çekirdeğiyle beraber ye oğlum. İşte biz burada kapsülden önce geçen sene mesela bunu da üretmiştik. Bizim hardalyemiz bittikten sonra en son kalan çekirdeği ve kabuğu posasını preste sıkıyoruz. Sıktıktan sonra kabuğuyla çekirdeğini doğal güneşte fabrikanın bahçesinde beton zemin üzerinde şeylerin üzerine serip de yayıyoruz. Haziran Temmuz sıcağında iyice çıtır çıtır kuruttuktan sonra değirmende öğütüp böyle toz halinde de bunu satışa sunuyoruz. Bunu yoğurtla karıştırarak günde bir tatlı kaşığı olarak tüketilebilir. Pasta, kek, börek, salata gibi yerlere serpiştirilerek kullanılabilir. Sabah kahvaltısında peynirin işte omletin üzerine serpiştiriliyor. Önemli olan bundan günde bir tatlı kaşığı insanın vücuduna girmesi. Bu girdiği zaman yani inanın o resveratrolden kaynaklı o kadar çok koruyucu özelliğe sahip ki var olan içerideki girmişse eğer bir virüs onu bile gidip bulup üzerini kapatıp yayılmasını engelleyip içeriden bir şekilde yok ediyor. Ünlü bir profesörden ben bir televizyon kanalında izledim. Üzüm yani bizim Rumeli Ardalya ya da üzüm çekirdeği ya da vesaire isim vermiyor orada. Siyah üzümün içinde bulunan, kabuğunda ve çekirdeğinde bulunan o resveratrolden bahsediyor. Bunu halk diliyle en kolay nasıl anlaşılabilir dediğinde şu şekilde ifade etmişti. Dedi ki üzümü düşünün ki bağda asma üzerinde üzüm duruyor. Evet. Tolu yağdı veya bir yaban hayvanı geldi kederledi. Yani yaralandı üzüm. Evet. Resveratrol öyle bir şey salgılıyor ki üzümü sarıp kapatıyor. Dışarıdan gelen virüsleri kapatıyor. İçeriye almıyor. İçeriden hızlı bir şekilde tedavi ediyor. Şimdi bunu insana uyarladığımızda evet. Şunu duyuyoruz.
kalp ameliyatı oldu, ciğer ameliyatı oldu. Ameliyathaneden çıktı ama virüs kaptı, enfeksiyon kaptı, rahmetli oldu. Evet. İşte bu o enfeksiyon kapmaya karşı çok bağışıklık sistemini güçlendiren ve anında kapatan bir özelliğe sahip. Sağlık yönüyle de bu hardaliye değil, işte bizim yaptığımız üzüm çekirdeği değil, siyah üzümü kabuğunda ve çekirdeğinde bulunan kendi doğası gereği olan bir yapı. Evet. Yani dolayısıyla o onu anlattığında biz de ölçtürüyoruz, testlerini yaptırıyoruz sürekli. Bizim hem hardaliyemizde hem çekirdeğimizde hem kapsülümüzde bu oranların çok yüksek olduğunu gördük. Şöyle bir örnek de vereyim. Marka söyleyemiyoruz ama enerji içeceği dediğimizde herkesin aklına gelecek bir şeydir. Üzerinde aynen şöyle yazıyor. 46-197 aralığında enerji aralığı var. Biz hardaliyenin testini yaptırdık. 97'ye 407, tam iki kata enerjisi olduğunu görüyoruz. Çekirdekte bunun 271'e 1137, tam 5 katı enerji olduğunu görüyoruz. 5 katı enerji, yani dolayısıyla hem doğal hem bunu da sağlıklı. Dedi ki bir tatlı kaşığı, yani iki olursa bu sefer enerji çok fazla geliyor. Evet. Bunu halkımıza, sizin de aracılığınızla herkese, ticareti bir kenara koyduk, sağlık açısından tüketmelerini öneriyoruz. Bu bizim ilimizin yüz akı, ülkemizin yüz akı, özel bir ürün. Biz bunda oldukça nezih bir ortamda fabrikamızı, tesisimizi oldukça geliştirdik. İşte ambalajlarımızı geliştirdik. Meşe fıçılarda farklı bir aroma kapmasını da sağlayacak özelliğe de getirdik. Sizin aracılığınızla herkese bu ürünü tatmalarını, kullanmalarını tavsiye ediyoruz açıkçası. Yüreğinize, emeğinize sağlık efendim. Gerçekten Kırklareli'nin yüz akısınız. Emek vermişsiniz. Böyle bir fuarda da sizinle benimle birebir tanışmak bizi de çok mutlu etti. İnşallah daha güzel fuarlarda, daha güzel organizasyonlarda tekrar kavuşmak Eyvallah. Üzere böyle sağlıklı ürünlere emek verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben sizin şahsınızda Çiftçi TV ve Çiftçi TV izleyicilerine şifa olsun dilekleriyle bir üzüm çekirdeğimizi böyle ikram ediyorum, evet, hediye ediyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Üzüm çekirdeği afiyet, şifa olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Efendim, sizi tanıdığımıza memnun olduk. Başarılı çalışmalarınız daim olsun. Çok kısaca kapatıyoruz belki ama şuna da değineyim. Biz geçen yıl birincisini yaptık. Kırklareli Tarım Fuarcılığı'nın. Kırklareli Ticaret Borsası olarak TOP'tan, yani Odalara Borsalar Birliği'nden müsaadesini aldık. Bizim adımıza ruhsatlandırıldı. Kırklareli Valiliğimiz, Kırklareli Belediye'miz, Tarım Müdürlüğümüz ortaklaşa bir program yaptık. Organizasyonu yapan renkli fuarcılığa da biz gerçekten burada teşekkür ediyorum. Bu yıl ikincisini yaptık. Geçen sene biz ya bedava stand dağıttık. İnsanlar gelsin katılsın diye gerçekten zorla getirdik. Evet. Bu sene maalesef yer kalmadı. Bir o kadar da talep var. İnşallah seneye daha da güçlü olacağını düşünüyoruz. Dördüncü, beşinciden sonra da artık bunu bir Rumeli Balkan Fuarı haline dönüştüreceğiz inşallah. Sizin aracınızla bunu da çiftçilerimize ilan etmiş olalım. Hem ilan edelim bir de davet edelim. Allah Eyvallah. Verirse seneye. Fuarımıza, önümüzdeki yıl üçüncü fuarımıza Çiftçi TV vasıtasıyla bölgemizdeki ve ülkemizdeki bütün çiftçilerimize davet ediyoruz. Yüreğinize sağlık efendim, emeğinize sağlık. Türkiye'ye de şifalar dileyelim, sağlıklı günler dileyelim. Ciddi anlamda bir hizmet vermişsiniz. Hep beraber sağlıklı Eyvallah. Günlerde tekrar kavuşmak Çok üzere. Çok teşekkür ediyorum. Selamlıyorum herkese. Evet sevgili izleyiciler, Kırklareli'nin efendim 4 ürününden bir tanesi sağlık deposu. Mevzu üzüm ve üzüm çekirdeği. Efendim bizler de bunun bilincine vardık. Özellikle koronavirüs bunları bize öğretti. Bağışıklık sistemimiz ve ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini. İşte Rumeli Hardali'ye güzel bir hizmet vermiş. Biz de bunları sizlere aktarmaya çalıştık. Evet, Anadolu sevdalıları. Efendim, biz istemesek de yine güzel bir programın sonuna geldik. Çok kıymetli, sıcacık yürekleri, çalışkan, ilgili, bilgili Kırklareli'mize konuk olduk efendim. Kırklareli'mizdeki güzel yürekli insanların, emek veren insanların gönül perdelerini sizler için aralamaya çalıştık. Haftaya Anadolu'nun böyle güzel köşelerinden, böyle kıymetli Anadolu sevdalarıyla sizlerle buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.